dalgalarının ölçümü, elektroensefalogram. EEG, beyindeki sinir hücreleri tarafından hem uyanıklık hem de uyku halindeyken üretilen elektriksel faaliyetin kağıt üzerine beyin dalgaları halinde yazdırılmasıdır. Beynin normal elektriksel faaliyeti başta epilepsi, sara hastalığı olmak üzere pek çok durumda bozulur. EEG'yi oluşturan beyin dalgalarının değerlendirilmesiyle bu bozukluğun yeri ve şekli hakkında bilgi edinilir. Özellikle epilepsi hastalığının teşhisinde ve tiplerinin belirlenmesinde tedaviye karar verdirecek olan inceleme yöntemi EEG'dir. Ancak kısa süren epileptik dalga şekillerinin gözle tanınması zor ve zaman alıcı bir işlemdir. EEG okuyucusu, kaydı değerlendirirken, epileptik dalga şekillerinin genel tanımlarından yararlandığı gibi, tüm kanalların etkileşimleri, önceki ve sonraki dalga şekilleri gibi sübjektif bilgilerden de yararlanır. Dünya 1929 yılında Alman psikiyatrist Hans Berger'in şu duyurusuyla beyin dalgaları ve bunların kaydedilebilmesi gerçeğiyle tanıştı. Beyin tarafından üretilen zayıf elektrik akımlarını grafiksel olarak kağıt üzerinde kaydetmek kafatasını açmadan mümkün olmuştur. Berger, bu yeni kayıt metodunu elektroencefalogram, EEG olarak adlandırmıştır. Elektroelektriksel, encepalon kafa, graf çizimi görüntüleme. Beynin işlevsel durumuna göre örneğin uykuda, anestezide, hipoksiya, oksijen eksikliği, durumunda ve epilepsi gibi belli sinir hastalıklarında bu aktivite değişmektedir. Bu gelişme devrimsel bir buluş olmuştur. Aslında Berger, tamamen yeni ve çok önemli bir tıbbi bilim dalı keşfetmiş oldu, klinik nörofizyoloji. Berger'in kullandığı elektrotlar, EEG'nin detaylı topografik ölçümü için çok büyüktüler. Bu durum Gray Walter adındaki İngiliz bilim insanlarınca bertaraf edildi. 1936'da kafatasına çok sayıda küçük elektrot yerleştirilmesiyle beyinde tümör etrafındaki elektriksel aktivitenin belirlendiğini ve içindekinin kaybolduğunu ispatladı. EEG'nin iki boyutlu haritalarını oluşturma olasılıklarıyla pekişerek Walter 1957'de toposkopu icat etti. Toposkop, her biri kafatasına tutturulmuş bir çift elektroda bağlı 22 katod ışık tüp, TV tüpü benzeri bulundurur. Elektrotlar ve ilgili tüpleri iki boyutlu geometrik düzlem üzerinde ayarlandı. Tıpkı her tüpün beyinde belirli alanların EEG ölçümlerini oluşturan bir kısım ritimlerin yoğunluğunun betimlemesi gibi. Gray Walter deneklerine birkaç zihinsel görev vererek EEG ritimlerinin farklı yollarla, farklı zamanda ve beynin farklı bölümleriyle değiştiği sonucunu görmüştür. Örneğin ilk olarak dinlenme halindeki alfa ritminin, dikkat isteyen zihinsel bir etkinlik esnasında neredeyse tüm beyinden kaybolduğunu ve daha hızlı olan beta dalgalarının hakim oldukları gözlemlenmiştir. Epileptik noktaların tespitinde toposkopun büyük yardımı olabileceği gerçeği yanı sıra çok karmaşık ve pahalı oluşu tiker başarısını ve yaygın kullanımını engellemiştir. Beyin elektriksel etkinliğinin topografik yaklaşımı, 80'li yıllarda masaüstü bilgisayarlarıyla birlikte yeniden dolmuştur. EEG beyin topografisi günümüzde renkli beyin haritalaması olarak da anılmaktadır. Değişik şuur halleri, parapsikolojide insanın uyanıkken bulunduğu olan şuur halinden farklı şuur hallerini kapsayan bir terim olarak kullanılmaktadır. Terim, ilk kez Amerika Birleşik Devletleri'li psikoloji profesörü ve parapsikolog olan Charles Tart tarafından ortaya atılmıştır. Elektroansefalograf aygıtının icadı, beyin dalgalarının ölçülebilmesine ve insanın uyanık şuur halinden farklı olan şuur hallerinin sınıflandırılabilmesine olanak sağlamıştır. Beyin dalgalarını 1924'te keşfeden Alman psikiyatr Hans Berger ile başlayan laboratuvar testleri sonucunda beynin alfa, beta, teta ve delta dalgaları diye adlandırılan elektriksel etkinliklerde bulunduğu saptanmıştır. Bu alandaki bilimsel araştırma sonuçlarına göre, örneğin hafif hipnoz, meditasyon, dalgınken düş görme, uyku uyanıklık arası gibi hallerde beyin, alfa ritmi denilen 8 Hz ile 13 Hz arası dalgalar yayınlamaktadır.
beta dalgaları 14-27 ise yalnızca insanın olan uyanık şuur hali sırasında yayınlanmaktadır. Kimi parapsikologlar değişik şuur hallerini şu 20 kategoride sınıflandırırlar. Rüyanın görüldüğü, hızlı göz hareketleriyle, yavaş beyin dalgalarının yokluğuyla nitelenen uyku hali, rüyalı uyku. Hızlı göz hareketlerinin yokluğu ve yavaş beyin dalgalarıyla nitelenen uyku hali, rüyasız uyku hali. Uykuya dalmadan önceki uyku uyanıklık arası hal. Tam uyanmadan önceki uyku uyanıklık arası hal. Aşırı uyarılma, ilaç alma ya da yoğun konsantrasyon sonucunda oluşan aşırı uykusuzluk hali. Depresyon, yorgunluk vs sonucundaki uyuşukluk hali. Ekstaz, vecd, coşku ya da aşırı olumlu heyecanlanma hali. İsteri ya da aşırı olumsuz heyecanlanma hali. Fragmantasyon, parçalanma hali. Hipnotik yolla geçmişe dönme hali, ekminezi sırasında geçmişi tekrar yaşarken içinde bulunulan şuur hali. Meditasyon hali. Bu şuur hali, alfa dalgalarının sürekliliğiyle, görsel imakinasyonun yokluğuyla ve zihinsel etkinliğin en az düzeyde oluşuyla nitelenir. Gözler kapalıyken, hızlı göz hareketlerinin olmadığı trans hali. Bu şuur hali, alfa dalgalarının sürekliliğinin yokluğuyla nitelenir. Gözler kapalıyken, hızlı göz hareketlerinin olduğu trans hali. Bu bir vizyon almanın, duru görünün, kısaca bir paranormal algılamanın söz konusu olduğu trans halidir. Dalgınken düş görme hali. Kişinin iç alemini gözlem hali ya da dış alemle ilişiği olmayan duyumlarla ilgili idrak, algılama hali. Baygınlık hali. Koma hali. Hafıza ile ilgili bazı haller. Genellikle mistik deneyimlerde karşılaşılan bilinç genişlemesi hali. Uyanık şuur halinden farklı olmakla birlikte bilinçte bir kararmanın söz konusu olmadığı, şamanizmde rastlanan şamanik trans hali, insan beyninin çeşitli frekanslarda dalgalar yaydığı çok eski zamanlardan beri bilinir. Özellikle gizli bilimlerle uğraşan pek çok kişinin bunu binlerce seneden beri bilmesine karşın, pozitif bilimin bu gerçeği bazı aygıtlarla tespit ederek kanıtlamasının mazisi oldukça yenidir. Müzik.